Şimdi böyle ülkelerde insan kendini güvende hissediyor. Bazen bana bunu kızıyorlar. Kendi ülkende güvende hissetmiyor musun falan diye. Hayır, kendi ülkemde de güvende hissediyorum. Ancak şimdi Almanya ve Avusturya'da seyahat ettiğinizde ne olursa olsun hani dilini çatpat konuşabiliyorsunuz. Sanki böyle daha medeni bir yaklaşımda oluyorlar. Ondan sonra işte ne bileyim insanları daha böyle cana yakın. Polisleri olsun, ne bileyim gümrükleri olsun. Yani hani böyle konuşabiliyorsunuz. Ama ne zaman ki Avusturya'dan çıkıyorsunuz, Macar'a giriyorsunuz, Sırp'a giriyorsunuz arkadaşlar. Oralarda birazcık artık tedirgin olmaya başlıyorsunuz. O da normal yani. Yani Avrupa Birliği gibi ama Avrupa Birliği değiller de gibi öyle bir saçmalıkları var. Şimdi böyle yollarda dikkat etmenizde fayda var çünkü çok şey de oluyor. Ne derler ona? Sivil polis de oluyor arkadaşlar. Birden önünüze gelip polisay diye yazabilir yani. Keyifli bir yolculuk oluyor şu anda. Yani saat 9.30'da çıktım. Saat şu anda 5 arkadaşlar. Yani hiç öyle bir yorgunluktu, işte ne bileyim şeydi yok. Allah var yani. Ama onun da nedeni devamlı duruyor olmam. Devamlı durduğundan bu şekilde oluyor. Şimdi bir de burada bazı radarlar var. Size bakmıyor o radar. Bakın mesela birazdan önümde radar varmış. Nerede? Sağda. Bakın arkadaşlar şimdi. Sağda radar var mesela. Burası 130'luk yol ama bakın şunlar görüyor musunuz yolda? Bunlar sizi lak diye çekiyor. Ben bunlara bir gün yakalanmışım. İlk İstanbul'a gittiğim zaman radarda fotoğrafım böyle silik çıkmış yüzüm. Ben de yazlıktayken polis eve gelmiş arkadaşlar. Yani polis eve gelmiş ve beni sormuş. Ben de karakola gidip bunu işte dedim beni çağırmışsınız falan nesliyle gitmiştim. Ondan sonra onlar da demişti arabanızı çalındı sandık. Siz mi kullandınız falan gibisinden. Evet dedim ben kullandım. Ondan sonra bir sorun çıkmadı. Allah'a şükür. Yani üstünden 4 sene falan geçti. Şimdi bu yolu böyle takip edeceğiz. Avusturya'da birazcık sürüyor ama gene de yolları falan güzel. Macar'a geçtiğimde de Macar'da kesin bekleriz arkadaşlar. Size Macar gümrüğünü falan da gösteririm. Bu şekilde yollar devam ediyor. Yani çok kasmaya gerek yok arkadaşlar. Bu Sıla yolu, izin yolunda çok böyle basayım gideyim değil. Sonuçta ne kadar çok basarsanız basın aynı gümrüklerde yan yana bekliyoruz yani. Şimdi ben tek olduğumdan biraz daha böyle sıkıntı olabiliyor diyorlar ama hiç bugüne kadar beni böyle çatır çutur aramadılar. Tek olunca sanki daha mı rahat oluyor? Anlamadım ki anasını satayım. Valla o şekilde devam ediyorum ben de. Yani şu anda 112 kaça kuralım? 130'luk yol. Mesela hiç kasmıyorum arkadaşlar. 122-123'e kuruyorum. Ayağımı gazdan çekiyorum. Valla mis gibi maşallah. Bu şekilde devam ediyorum. Burada yüzlük diyor ama bu yağmur ve karda. Ya Avusturya'da ve Almanya'da baya şey yani arkadaşlar. Ne derler ona? Tabaleler, mabaleler okunuklu yani okunaklı. Ya bir Hollanda gibi Belçika gibi değil. Oralarda biraz sıkıntı oluyor. Hadi bakalım. Devam edeceğiz gençler. Macaristan'a doğru gidiyoruz. Bu arada vignetimizi biliyorsunuz şey almıştık. Online olarak almıştık. O yüzden cama falan asmıyorum ben gördüğünüz gibi. Direkt sistem bunu okuyor. Bakın ileriden Slovenya'ya falan geçebiliyorsunuz. Ben de 1,2 kilometre sonra Graz'a doğru döneceğim arkadaşlar. Haydi bakalım görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bakın 60 kilometrede 60 kilometre fazla giderseniz 2 puan yok oluyormuş arkadaşlar. 40 kilometre fazla giderseniz yani 130 değil 170 giderseniz bir puanınızı siliyormuş. Evet bakın yolda da zaten yazıyor görüyorsunuz. Şimdi biz buradan sağa döneceğiz.
Buradan sinyalini veriyorsun abi. Buradan biz Gras tarafına gidiyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle Gras'a doğru gidiyoruz. Haydi bakalım, görüşmek üzere.